Blue 2 Her ne kadar ilk istenilen satış rakamını yakalamasa da Blue 2 için çalışmaları başlamıştı yapımcı firma. Bu 2'den ikiden kalan bir iki tane yapım süreci videosu ve oynanabilir sızan bir prototip var. Eski bir yapımcının paylaştığı videoda Blur 1'de bulunan bir haritayı yağmur fırtınası varken görüyoruz. İlk oyunda çeşitli hava durumları yoktu biliyorsunuz. Yani ikinci oyunda çok büyük bir faktör oynayacaktı bu hava durumları. Sızan prototipte de her ne kadar yapım sürecinin başında olsa da oyunda bulunacak çoğu haritanın ilk halleri mevcut. Tabii ki çoğunun daha tekstürleri bile yok. Çoğu yerde haritadan düşebilirsiniz ama yani haritanın az çok neye benzediğini anlayabiliyorsunuz en azından. İlk bulur oyunu tam olarak Split Second ile aynı ayda çıkmıştı ve ikisi de arcade'imsi bir yarış oyunuydu. Birbirlerinin en büyük rakibiydiler yani. Hatta yanılmıyorsam Split Second'ın satışı Bulu'ya göre birazcık daha iyiydi. Bu yüzden yapımcı firma Blur 2 için tıpkı Split Second gibi çevresel yakın faktörleri de bulunan bir oyun yapmak istiyordu ama Blue 2 projesi çok geçmeden Activision'ın düşük satışlardan dolayı yapımcı firmayı kapatması sonucu iptal oluyor ve Blue 2'yi asla göremiyoruz. Aynı zamanda Super Stack 2 de geliştirilirken yayıncı firma This Day oyunu iptal ediyor. Yani bu rekabet içindeki iki oyunu bir daha asla göremiyoruz. Bir başka üzücü olan şey ise Blue 2 için yapılan haritalardan birisini alıp bir başka yarış oyunu olan NASCAR anlayışın içine koyaktı Activision. Sıradaki oyuna geçmeden önce kasa alayan arkadaşlar varsa bir onlara da yardımcı olalım. Yeni bir kasamız var. Ekran kartından başlarsak içinde Asus RTX 4060 Ti Overclock'lu versiyonu var. Overclock'lu versiyon normal 4060'a göre çok daha iyi performans veren bir şey. Bu ekran kartı tabi ki RTX ve DLSS teknolojilerini de çok iyi kullanıyor. Halen bilmeyenler varsa RTX 500'den fazla oyun ve uygulamada kullanılan bir ışın izleme teknolojisi. Ve günümüz oyunlarında çok önemli bir şey. Ray Tracing çok fazla sistem istediğinde de yardımımıza DLSS koşuyor. Sadece 4000 seviyelerinde kullanılabilen DLSS 3 ile daha yüksek FPS almak ve görüntü kalitesini arttırmak mümkün. Mesela Cyberpunk 2077 DLSS 2 ile 70 FPS civarlarındayken DLSS 3 de 130 FPS'e kadar çıkabiliyor ki bu da nereden baksan iki katı bir fark demek. Anakartımız Asus Prime A520 M2. Bu anakart AMD'nin A520 chipsetini kullanarak uyumlu ve stabil bir performans sunuyor. Bütçe dostu sistemler için tercih edilir. Bunun yanında AMD Ryzen 5 5600 işlemcimiz var. 6 çekirdek ve 12 iş parçacığı ile yüksek performans verebilen bir işlemci. RAM'ler Adata XPG 8 GB, 2 tane var yani toplamda 16 GB oluyor. Yanında Kingston AV2 1 TB SSD'miz bulunmakta ki biliyorsunuz artan oyun boyutları ile yüksek depolama birimleri artık zorunluluk gibi bir şey yani. Bu 1 TB de bir süre sizi kurtarabilir bu durumdan. PSP Hyper Pro 650 Watt güç kaynağımız var ve kasamızda Asus A21 Plus. Nasıl görünüyor kasa? Bence gayet şık. Bu sistemde piyasadaki oyunların çok büyük bir kısmını yüksek FPS'lerde oynayabilirsiniz. İlginiz varsa kasayı açıklamada bulunan linkten GamerGen.tr adresine giderek daha yakından bakabilirsiniz. Yine şu anda oynayabileceğiniz internette başka bir prototip olan oyun 2012 The Avengers. Her ne kadar filmle aynı yılda çıkan bir oyun olsa da film evreniyle alakası yoktu bu oyunun. 4 kişi co-op oynayabileceğiniz FPS bir oyun. Tabi böyle bir oyunu FPS oynamak pek de iyi bir seçim değil gibi. Ana menüde geçen yazılara bakarsak oyun sadece co-op değil arkadaşlarımıza da kapışabileceğimiz bir mod da olacakmış. Ayrıca 2012'de çıkacak Avengers filmine skinlerini de oyuna ekleyeceklermiş. Ne yazık ki bu sızan versiyonda herhangi bir bölümü açmaya çalıştığınızda oyun çöküyor. Bu yüzden sadece başlangıç bölümünü oynayabiliyorsunuz. Onun da yapay zekası 5 dakika sonra bozuluyor. Oyunun iptal edilme sebebi 2010'ların başında oyunun haklarına sahip olan THQ'nun iflas etmesi. Zaten bu 2010'ların başında iptal edilen çoğu oyundan THQ sorundu. H2 iflas edince Avengers hakkını Ubisoft alıyor ve sonra da Avengers ismiyle bir e, yani mobil oyun gibi bir şey yapıyor. Antidan PlayStation 4'e değil de aslında PlayStation 3'e yapılan bir oyundu. Sürekli PS Move özelliklerine yağlanan yine first person bir oyun. Hikaye, diyaloglar, karakterler, oyunun çıkış versiyonunda neredeyse birebir aynı ama tek büyük fark cidden karakterin gözünden görmemiz. İlerleyen süreçlerde oyunu çok yakın bir omuz kamerasına geçiyorlar ama oyundaki etkileşime hala first person'da kalıyor. Oyunun yapım süreci çok uzayınca en sonunda abi zaten PlayStation 4 çıkacak ya PlayStation 3'ü boş verelim deyip oyunu son bir kez daha cilalayıp sadece PlayStation 4'e çıkartıyorlar. Ama bu first person olarak oynadığımız PlayStation 3 antidamını da görmek isterdim açıkçası. Her ne kadar haritadan birçok kez düşsem de. Simpsons hit and Run en popüler Simpsons oyunu günümüzde bile. O koca Simpsons dünyasında GTA gibi araba ile gezinmek, etkinlikler yapmak çok güzeldi. Bundan etkilenen South Park aynı türde bir oyun yapmak istiyordu. Tüm South Park kasabasını gezebileceğimiz, çeşitli araçlara binebileceğimiz, herkese etkileşime geçebileceğimiz bir oyun. Hem de hit and run gibi işte şuraya git şunu yap gel görevleri yerine bildiğimiz ara sahnede görevlere de sahip olacaktı bu oyun. Büyük bir projeydi yani. Ama oyunun yayıncısı olan Ubisoft yapımcı firmayı bayağı bir zorluyordu. Ve PlayStation 3 hemen kapıda olması abi acaba biz boşu boşuna mı hala PlayStation 2 oyunu yapıyoruz düşünceleri elinde sonunda oyunu iptal etmeye itti. Bu da soğut Park kasabasını tamamen gezebileceğimiz ilk oyunu yaklaşık bir 10 sene erteledi. Golden ayı duymuşsunuzdur. Nintendo 64 için çıkan bu oyun FPS oyun türünün en temel taşlarından biri ve hala günümüzde de seveni çok. Tabi bu kadar sevilen bir oyunun zaman içerisinde remaster çalışmaları da oldu. 2007 yılında Microsoft çatısı altında Xbox 360 için bu oyuna bir remaster çalışması yapıldı. Bildiğimiz aynı Nintendo 64 kontrollerine sahip olan GoldenEye ama tamamen yenilenmiş grafikleriyle güzel ve kolay bir şekilde oynanabiliyordu. Oyun da tamamen hazırdı bu arada ama hiçbir zaman çıkamadı. Sebep olarak da Phil Spencer oyunun hakları çok zor dedi. İşte Nintendo bir taraf, James Bond markası bir taraf, onun hissedalığı bir taraf falan bu yüzden oyun hiçbir şekilde çıkamadı. Ama iyi haber şu ki 2021 yılında yani 14 yıl sonra hayırsever bir abimiz oyunun indirme linkini internete koydu. Böylece artık günümüzde GoldenEye'in Remastered versiyonunu emülatörden sorunsuz bir şekilde oynayabiliyoruz. Bu arada geçtiğimiz sene sürpriz bir duyuru ile GoldenEye yenilenmiş versiyonu ile Game Pass ve Xbox'a geldi. Önce bir sevindik acaba sonunda o Remastered versiyonu mu çıkarttılar diye ama bu bildiğimiz orijinal GoldenEye yani bu remaster versiyonu yedip yuttu da bildiğin geçmiş olsun Agent'ı hepiniz biliyorsunuz artık. Rockstar Games'in E3 2009'da duyurduğu bir ajanlık oyunuydu ve geçen seneye kadar hakkında bildiğimiz tek şey bir ajanlık oyun olduğuydı. Ama 2023 Kasım ayında eski bir Rockstar Games çalışanı şirketteki günler hakkında bir blog yazısı yazmaya başladı ve burada oyun hakkında birkaç şey öğrendik. Bu oyun üzerindeki ilk çalışmalar GTA San Andreas'tan hemen sonuna başlamış. Konsept olarak bildiğimiz klasik 1970'lerde James Bond filmi imiş oyun. Rockstar'ın bir kısmı GTA 4'ü yaparken diğer kısmı da yavaştan Agent ile uğraşıyor. Ama GTA 4'ün yapımı tam gazda ilerlerken Agent sürekli bir problem içindeymiş ve yavaş kalıyormuş. Hatta yapım sürecinin hızlanması için oyundan 2-3 tane konsept bölüm bile silmişler. Ama yine de bu yardımcı olmamış. İşte GTA 4 sonra GTA 4 DLC'si ve Red Dead Redemption GTA 5 falan filan derken Agent sadece dikkat dağıtıcı bir oyun olarak kalmış şirkette. En son Rockstar Games'in bünyesinde bulunan küçük bir şirkete vermişler ama bir daha oyundan haber alamadığını söylüyor bu çalışan. Bu yolunda bu tarz çok güzel bilgiler veriyordu bu adam ama sonradan tüm yazılarını internetten kaldırmak zorunda kaldı. Çünkü Rockstar Games adamla iletişime geçip lütfen 20 yıl önceki bilgilerimizi internette yayma demiş. Yani garip şirket. Garip. Sonradan adam bu yazıyı da kaldırdı ve dedi ki abi aslında Rockstar Games'e baskı falan gelmedi ya ben kendi isteğimle yazıları kaldırdım. Siz düşünün arkadaşlar artık durumu. Günümüzde bu adam ben diyerek paylaşılan bir film Taxi Driver. Ve tıpkı Godfather ve Scarface gibi PlayStation 2 döneminde Taxi Driver'ın da bir oyunu yapılıyordu ve E3 2005'te resmi olarak tanıtıldı hatta. Bu oyun hakkında fazla bir bilgimiz yok. Sadece birkaç ekran görüntüsü ve oynanış videosu var. Videodan anlayabileceğiniz üzere yine klasik GTA klonlarından birisi olmayı amaçlayan bir oyun. Ama basına gösterilen bu oyun basından hiç güzel yorumlar almıyor. Ayrıca Taxi Driver filminin yönetmeni olan Martin Scorsese oyun stüdyosunu adayıp filmimin oyunu yapmayı sizi parçalarım diyor. Bu yüzden oyun daha fazla ilerlemeden iptal ediliyor. Witcher Rise of the White Wolf 2009 yılında çıkması beklenen Witcher 1'in remake'i. Biliyorsunuz ki Witcher 1 düşük bütçede yapılmış, bok gibi kontrolere sahip bir şey. Sadece CD Projekt Red çalışanlarının ve bilgisayarında ekran kartı olmayanların oynadığı bir oyun. Ve sadece PC için çıkmıştı ki o döneme bilgisayarda oyunlar satmıyordu biliyordunuz. Bu yüzden yapımcı CD Projekt Red oyunu adam gibi bir şey dönüştürüp konsollara çıkarma planı vardı. Ama tabi böyle bir remake çok fazla zaman ve bütçe istediğinden bir süre sonra bundan vazgeçip sadece Witcher 2'ye odaklandı. Ama şanslıyız ki Witcher 1 hala şu an düşünülen bir proje CD Projekt Red için. Prince of Persia Redemption 2010-2011 gibi planlanan başka bir Prince of Persia Rebultuydu. Sinematik bir şekilde Uncharted vadimsi aksiyon sahneleriyle çok ilgi çeken bir projeydi. Ama bunda bu sefer oyun yerine başka bir şey anlatacağım. Bu oyunu internete ben yaydım. Şöyle ki 2020 yılında ben bir tane Prince of Persia Discord'undaydım. Tabi biliyorsunuz Prince Proje Persia kitlesi küçük. Ki o zamanla yeni oyun duyurusu falan filan da yoktu. Böyle 50-100 kişilik bir Discord'tu. Ve içerisinde sabah akşam Prince Proje oynayan deliler vardı. Sonra bir gün adamlardan biri bu Prince of Persia Redemption'ın videosunu attı. Videonun 150 görüntülenmesi var ve tek bir tane yorum var. Yolumda adamın biri bu videoyu nereden buldun diyor. Sonra adamın ismini Google'a yazdık baktık ki adam Ubisoft'un çalışanı. Han, dedik bu video gerçek lan. Sonra ben geldim işte bunu bazı popüler yabancı oyun forumlarında paylaştım. İnsanlar çok şaşırdı. Haber sitelerine falan yayıldı bu durum ve şu an 1 milyon izlenmeye geçti video. Ama çok garip yani bu videonun bulunması cidden. Hala merak ediyorum o adam YouTube'a Prince of Persia yazıp o video sekmesini ne kadar aşağı kaydırdı acaba?